Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Rabbim ümmet-i Muhammed'i korusun, yücelsin inşallah. Bugün malum Mevlüt Kandili. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin doğum günü. Bu son dönemlerde fazlalaştı. Kandilleri inkar edenler, hadis-i şerifi inkar edenler, sünnet-i Resulullah'ı inkar edenler, bunlarla alakalı gün geçtikçe de bu inkarcıların tutum ve davranışları artmaya başladı. Bu tabi adım adım süre gelen bir proje. Bu proje tespit edilmiş, tayin edilmiş, yolda devam ediyor. Bu ilk önce sufilerle mücadeleyle başladı. Son 300 yıldan beri ilk önce zaten sufilerle mücadele devam ede gelen bir şeydi. Bu sadece İslam dünyasının kendi içiyle alakalı tatlı bir sürtüşme vardı. Bu tatlı sürtüşme medrese uleması ile sufilerin arasındaydı. Bir kısım medrese uleması sufi hayatın, sufiliğin başlangıcı züht çünkü, sufi hayatı ile, düşünce ile medrese düşüncesi arasında tatlı bir sürtüşme vardı. Bu din algısından hayat algısına kadar her alanda bu sürtüşme devam ediyordu. Çünkü sufiliğin başlangıç noktası İslam'ın içerisinde zühdi bir harekettir. Zühd. Zühd ehli olmak demek dünyaya tapmamak, makama, mevkiye, şana, şöhrete düşmemekti. Zühd ehli olmak demek böyle işte fakir fukara olmak, ne bileyim işte bir lokmaya muhtaç olmak demek değildi. Gerçek sufiler hiçbir şeye ihtiyaçları yoktur. Hiç kimseye ve hiçbir şeye şeyen lillah demezler. Onlar hatta ve hatta daha ileri gidip Allah'tan dahi bir şey istemezler. Bu Allah'a dua etmemek demek değildir. Kendi nefisleri için Allah'tan dahi bir şey istemezler. Dayandıkları hadisi kutsi de şudur. Kul Allah'ı öylesine zikreder. Allah'ı öylesine zikreder ki zikirle iştigalinden kendi nefsine bir şey isteyecek zamanı, kendi nefsine bir şey isteyecek aklı kalmaz. Allah ona lazım olan her şeyi o istemeden verir. Onun ihtiyacını Cenab-ı Hak kendisi karşılar. Bu hale gelen sufiler etraflarından hiçbir şey istemezler. Hatta Allah'tan da bir şey istemezler. Kendi nefisleri için. Bu bütün İslam dünyasındaki kendi nefisleri için uğraşanların hal ve hareketlerini, düşünce tarzlarını bozar. Tarih boyunca bozmuştur da. Makam sahibi, devlet erkanı olan insanlar şan ve şöhretlerini, paralarını katmerlerlerken sufiler onların bu hallerine muhalefet etmişler. Medrese hocaları, alimler, cemaat ehli sahibi insanlar parayla, pulla, makamla, mevkiyle oynarlarken onlar bu tip şeylerden uzak duraraktan ayrı bir sanki İslam anlayışı veya İslam yaşantısı koyuyormuş gibi zannetmişler. Bunların küfrüne fetva verip
memleketlerinden sürülmelerine kadar istemişler. Hatta bazı sufileri sürmüşler, boyunlarına da birer tane fetva takmışlar. Hiçbir yere alınmasın, yerleşmesin diye onlar şehir şehir dolaşmışlar. Malumdur bu hareketler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin vefatından sonra başlamıştır. Bunun bu noktada şatahat ve şatafat, makam, mevki, dünya Muaviye'nin Şam'daki valiliğinden itibaren süre gelmiştir. Bu da Hazreti Osman Efendimiz'in zamanına denk gelir. Ama bunun ipinin başındaki bu hareketin, şatafatın, şatahatın, paranın, malın, mülkün başlangıcı bir şekilde Şam'da paralel bir devlet kuran Muaviye ile başlamıştır. Oğlu Yezid bu meseleyi daha da ileri götürmüş ve İslam dünyasında ne yazık ki Hazreti Hasan ile Hüseyin Efendimizin başı çeken ayrı bir hareket başlamıştır. Bu hareket şana, şöhrete, makama, mevkiye, zulme, her türlü ayrımcılığa, ötelemeciye karşı her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı başlamış harekettir. O yüzden sufiler kendi zamanlarında, kendi devirlerinde, kendi zamanlarında nerede haksızlık, nerede yolsuzluk, nerede zulüm, nerede Kur'an ve sünnete aykırı bir hareket var ise onlara yaşantılarıyla, fikirleriyle cevap vermişler ve kendilerince Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp Kur'an ve sünneti yaşamaya gayret etmişlerdir. Bunlar zaman içerisinde devletlerin baskısına uğramış, zaman içerisinde devlet idarecilerinin baskılarına uğramış, zaman içerisinde medresenin baskısına uğramış, zaman içerisinde toplumun kendi içerisindeki heva, heves, uçkuruna düşkün olan insanların baskısına maruz kalmış. Sonuçta sufiler hayat boyunca zamanları, hayatları, nefesleri hem nefisleriyle mücadelede hem de dışarıdaki zalimlere karşı, haksızlıklara karşı, dışarıdaki şeytanilere karşı mücadeleyle geçirmişler. Bu böyle sürüp giderken son 300 yılda sufilere karşı ağır saldırılar olmuş. Bu ağır saldırıların neticesinde sufiler başladıkları yere dönmüşler. Bu iyi mi oldu, kötü mü oldu, yanlış mı oldu, eksik mi oldu, bunu ben tartışmıyorum. Başladıkları yere dönmeleri şuydu. Sufiliğin başlangıcında tekke yoktu. Sufiliğin başlangıcında bir yerde toplanma, bir yerde ders yapma, böyle bir tarikatlaşma yok idi. Sonradan tarikatlaştı sufilik. Tarikatlaşınca da istismarlar çoğaldı. Bir yere mal, bir yere para, bir yere pul, bir yere makam, mevki giriyorsa orada istismarlar çoğalır. Din içine para girince istismar edilir. Dini bir davranış, dinin bir hareket içine para, mal, mülk, makam girerse orada şeytan cirit atar. Bozulur orası. Mesela biz burada birkaç tane kardeşi belediyede işe girsin diye uğraşsak burası tek sıra olur. Vay, Karabaşı Veli Dergahı'nda işe katıyorlarmış derler. Herkes gelir buraya, işe girmek isteyenler. Burada birkaç kişiye evlendirsek herkes sıraya girer. Orada evleniliyormuş der. Veyahut da biz burada para dağıtsak herkes sıraya girer. Para dağıtılıyor orada denir. Veya birkaç kişiye el altından soru versek, hadi sen savcı ol, el altından soru versek, hadi sen öğretmen ol, el altından soru versek,
Hadi sen doktor ol. El altından soru versek. Hadi sen emniyet müdürü ol. Dolar burası. Dolar. Dolduğu zaman da bozulur. Biz haydi arkadaşlar, pamuk eller çebe. Burada hizmetler bedava olmuyor. Herkes buraya gelirken cebine bir şeyler katsın gelsin. Bu dergahın yürümesi için elektrik parası var, su parası var, doğal gazı var. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Hadi bakalım biraz yardım edin. Bu İslami hizmetler parasız pulsuz olmuyor. Yardımsız olmuyor. Pamuk eller cebe. Herkes çek yazsın, senet yazsın, ne yazıyorsa yazsın, kabulümüzdür desek. Adam buranın sahibi gibi girer içeri. Bozar bizi. Herkes düşünür, lan bu paraları ne yapıyor? Mustafa Özbağ bunları yiyor mu? Der insanoğlu. Sakın demez diye düşünmeyin. Der. Milletten sanki para istiyoruz biz. Yazıyor adam. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ben dokuyorum ya her şey burada. Ben de Uludağ'dan diyor. Var mı bir kuruştan istediğin bir kimse? Yok. Ne yapacaksın kardeş? Senden isterlerse verme. Ben istersem ben de verme. Bakın herkese açık söylüyorum. Sizden kendi nefsime 1 lira istersem veya dergaha tekkeye diye 1 lira istersem vermeyin, verirseniz hakkım helal değil. Varsa hakkım. Kendi nefsime bir kaşık su istiyorsam vermeyin. Hakkım helal değil. Ölüyor olduğumu görseniz dahi. İnsanoğlu böyle bir şey. İşte Sufi hareket son 300 yılda bu saldırılara dışarıdan tertiplenmiş İslam'la mücadele eden, dünyanın deccaliyet güçleri, dünya üzerinde deccaliyet güçleri var. Hiç eksilmemiş. Adem'den itibaren. Adem aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberler ümmetlerini deccalla korkutmuşlar ve deccalı anlatmışlar. Bir şahıs olarak bunu anlatmışlar. Bu bir ibaredir. Hazreti Peygamber bir şahıstır sallallahu aleyhi ve sellem. Ama onun arkasında kocaman bir Kur'an sünnet vardır. Deccal bir şahıstır. Onun arkasında ordusu vardır. Şeytan bir şahıstır, bireydir, tekildir. Arkasında ordusu vardır. Cebrail aleyhisselam tekildir. Arkasında ordusu vardır. Mikail, İsrafil, Azrail tekildir. Arkasında orduları vardır. Her göğün melek vardır, sorumlusu. Arkasında ordusu vardır. Birinci kat gök, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci kat gök. Her göğün sorumlu bir meleği vardır. Onun arkasında ordusu vardır. Bir kat gökten öbür kata geçerken o melek müsaade eder. Seyri sülükte de öyledir. Seyri sülükte de o kimse normalde üstadının himmeti vesayesi içinde yürürken her yürüdüğü makamın yetkilisi bir manevi onun bir sorumlusu vardır. Onun arkasında ordusu vardır. Bu düzen böyle kurulmuş, böyle devam eder. Bunun gibi bütün peygamberler Deccal'la ümmetlerini korkutmuşlar. Deccal ne yapar? Deccal malum olan o günün diniyle savaşmakla emrolunmuştur. O esnada peygamber
ve onun arkasındaki ümmetiyle savaşır. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de bize Deccal'ı anlatır. Ve bizi Deccal'la bu noktada uyarır. Deccal'ı bize tarif eder. Ve işte dışarıdaki ve içerideki Deccal'larla, dışarıdaki Deccal güçleriyle, içerideki parandeleriyle Sufi dünya ne yazık ki yenildi zahiren. Sufiler ritmik hareket ederler. Onların akıllarıyla zahir manadaki akıllar aynı değildir. Sufi aklıyla sufi olmayan aklın arasında fark vardır. Sufi aklına baktığınızda deli gelir aklınıza. Normal işlemez o. Normal hareket etmez. Herkes buradan gidecek derken o öbür taraftan gider. Herkes şimdi bunu yapacak derken başka bir şey yapar o. Bu sufi aklı kalbidir. Sufi aklı kalbi kabul edebilecek olan ancak sufi aklı kalbidir veyahut da sufiliğe meyyal, sufiliğe uygun, sufiliğe böyle yatkın bir akıl ve kalp bunu kabul edebilir. Öbür türlü soğukta siz dışarıda hiç kimseyi oturtamazsınız. Dışarıda bayanlar orada soğukta sohbet dinliyorlarsa sufi aklıyla kalbiyle onu orada oturtturabilirsiniz. Yoksa hiç kimse, siz Bursa'nın dışına gitseniz şimdi bir tane parkta, bahçede, bir tane kafede, orada, burada, dışarıda oturan bir bayan göremezsiniz. Göremezsiniz. Gidin şimdi mahvele, mahvelin bahçesinde kimse yoktur. Yoktur kimse. Bu sufi aklı kalbidir. Sufi aklı kalbi hemen bir şeyler buluşturur. Cenab-ı Hak onlara ritmik bir hareket verir. Ritmik hareketle onlar yok olmuş gibi görünürler, yok olmazlar. İşlevlerine devam ederler. Böyle bu şekilde işlevlerine sufi hareket devam etti. Ama ve lakin görüntüde zahiren yıkıldı. Görüntüde zahiren yıkıldı. Zahiren yıkılınca içerideki ve dışarıdaki deccallar bir kahraman edasıyla yüklendiler. Nereye? Medreselere yüklendiler. Medreseleri de yıktılar. Medreseler de kapandı. Medreseler de yer ile yeksan oldu. Medrese uleması, sufiler yıkılınca sıranın kendisine geleceğini tahmin etmedi. Bu burada durmadı. Medreseler de yıkıldıktan sonra asıl savaşılması gereken, asıl savaştıkları yere geldiler. Ne burası? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetleri ve hadis-i şerifleri. Önce sünnetlere dokunmaya başladılar. Ne canım ağaçla diş temizlenirmiş mi? Ne yapma ağaçla diş temizliyorsunuz? Yok herkesin önünde ağaçla diş mi temizlenir? Siz sünnet deyip sakal bırakıyorsunuz, kesin sakallarınızı. Sakallarımızı kestiler. Kesin bıyıklarımızı, bıyıklarımızı kestiler. Atın sarıklarımızı, sarıklarımızı attık. Osmanlı dahi dipçikledi, batılılaşacağız diye başında sarık olanları. Kıyafetlerimizi değiştirdiler. Ardından yaşam şeklimizi değiştirmeye başladılar. Hayat standardımızı değiştirmeye başladılar. Değiştiriyorlar boyuna sünnetle, bizim yaşadığımız sünnet olarak algıladığımız her şeyle savaşmaya, mücadele etmeye başladılar. Bizim de nefsimize hoş gelmeye başladı. Nefsimize tatlı gelmeye başladı. O sünnet, ona dokunma, bu sünnet, bunu böyle yap, bu sünnet, şunu şöyle yap. İşin içerisinde dogmatik, işin içerisinde hurafeler, işin içerisine bidatlar var. Bunları bahanettiler. Gerçekten de bunlar vardı.
İslam diye bidatlar vardı. İslam yerine işte hurafeler vardı. İslam diye bize yutturulmuş mahallede annemiz babamız dedemiz öyle görmüş. Bir sürü İslam dışı tavır, davranış ve düşünceler de vardı. Ama bunların içerisinde doğru olanları da içine kattılar. Ve böylece de artık sokaktaki 15 yaşındaki kız çocuğu, sokaktaki 15 yaşındaki erkek çocuğu, dini bir bilgiye sahip olmayan herhangi bir üniversite talebesi veyahut da işte herhangi bir yerde görevli memur, amir, bu konuda bir eğitim görmemiş, bu konuda bilgi sahibi olmayan, bu konuda bir tane dahi kitap okumayan, bir cilt eser evinde bulunmayan, evinde bir hadis kitabı dahi bulunmayan kimseler hadis-i şerifleri reddetmeye başladılar. Bir sefer bir şüphe tohumu attılar. Bu şüphe tohumu hadisler sahih mi değil mi? Artık herkes anlayan anlamayan, bilen bilmeyen, okuyan okumayan bir konuya hadis-i şeriften yardım alarak cevap vermeye kalkarsan karşılaşan cümle şu: o hadis sahih mi? Millet internette dolaşmaya başladı. İnternette o hadis de sahih değil, bu hadis de sahih değil. Birisi işte bir oradan zayıf bir hadis buldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri deve eti yediğinde işte gitmiş abdest almış. Vay, deve eti yediğinde abdest aldı da işte bu nereden, bu öyle bir sapıkça bir hadis mi olur? Böyle hadis mi olur? Halbuki hadis değil bu. Bunu bilemeyecek kadar cahil olan insanlar hadislerin üzerinde fırtınalar kopardı. Sahabe diyor ki et yemiştik, deve et yemiştik. Yemek bittikten sonra Hazreti Peygamber gitti abdest aldı. Bu söz konusu olan şey. Bunun üzerinden et yiyince abdest mi alınırmış da deve eti alınınca abdest mi alınırmış? Ya kardeşim, ben az önce abdest aldım. Yemekten kalktım, geldim, namazı kıldım. Namaz kıldıktan sonra içeri gireceğim şimdi dedim, abdest aldım. Bu şimdi ben pilav yedikten sonra abdest aldı, ben gördüm dese bir kimse, pilav yiyince abdestin bozulduğuna mı işaret olacak? Bu böyle bir şey. Ama bunun böyle bir şey dahi olduğunu bilemeyecek kadar akıl tutulmasına tutulmuş embesil fikirliler, embesil akıllılar o küçücük akıllarıyla hadislere reddiye düzmeye başladılar. Komplesini atıyorlar. Diyorlar ki hadislerin hiçbirisi de sahih değil. Bu hale geldik. Ve buna tabi içeriden ve dışarıdan deccallar var. İlahiyat fakültesinde profesör. Yine kızacaklar şimdi ben böyle konuşuyorum diye. Siz nasıl profesörler hakkında böyle alayvari konuşursunuz diyor. Evet. Ben de diyorum ki o konuştuklarım gelsinler benim karşımda konuşsunlar. Gelsinler bu tekkede bize konferans versinler. Hadislerin sahih olmadığına dair. Biz burada fikri münazara edelim. Hadislere tabi olunmamasının bize Kur'an ve sünnet dairesinden, bize Kur'an'dan bir beyan getirsin. Hadislere tabi olunmamakla alakalı Kur'an'dan bize beyan getirsinler. Kabul edeceğiz. Kimse gelmiyor. Ben o yüzden buradan alayvari konuşuyorum. Koca koca profesör zanneden kendilerini. Dini ilimlerden zerrece nasibi olmayan, hidayetten nasibi olmayan, hidayetsiz kuru kafalılar. Hidayetsiz kuru kafalı. Hadis-i şerifleri reddediyorlar komple. Bunların ben nereden çıktığını biliyorum.
Bunlar uluslararası bir sistem, uluslararası bir şebeke. Bunu böyle söylüyorum, hiç kimse yalanlayamıyor. Çünkü aynı şebekenin elemanları bana geldi. Bunlar uluslararası şebeke. Bu uluslararası şebeke hadislerin inkar edilmesini istiyorlar. Kitapları hazır. İsterseniz sizin sohbetlerinizden hemen bir kitap bastırıyor. Ondan sonra kendileri bastırıyorlar. Size basma parasını da veriyorlar. Yazar parasını da veriyorlar. Kendileri dağıtıyorlar. Listeler var ellerinde. Ne o? Dini araştırmacı yazarmış. Hadisleri inkar ediyor. Dini araştırmacı yazar. Ne bilmem hangi ilahiyat fakültesinde öğretim görevlisi profesör bilmem kim. Hadisleri reddediyor. Vallahi uluslararası şebekenin insanı, billahi uluslararası şebekenin adamı. Onlar kitap adedinden para alıyorlar. Kaç kitap basıldı? 50 bin. 50 bin kitap basıyorlar, bedava dağıtıyorlar. Paralarını alıyorlar. Şimdi Türkiye'de ve bütün dünyada bir mücadele var. Bu mücadele hadis-i şeriflerin reddedilmesi, hadis-i şeriflerin üzerinde sahihti değildi tartışması çıkarıp insanları hadislerden uzak tutmak istiyorlar. Çünkü hadislerden uzak tutarlarsa Kur'an'ı istedikleri gibi yorumlayıp kargacık burgacık haline getirip savunmasız bırakacaklar. Amaçları bu. Bu öyle olunca bütün İslam dünyasını köleleştirmek, bütün İslam dünyasını kapitalistleştirmek, bütün İslam dünyasını kendi hegemon yapılarının altına almak istiyorlar. Eğer siz tek doğru var, Kur'an ve sünnet kardeş, bunun haricinde doğru tanımayız derseniz, siz tu kakasınız. Eğer siz hadis-i şeriflere sımsıkı yapışırsanız, siz tu kakasınız. Eğer siz normalde gelin hep beraber sevelim, sevilelim, hangi dine iman ettiğin önemli değil, Hristiyan mısın, Yahudi misin önemli değil, hepiniz de cennetliksiniz. Gelin bakayım, hangi deccale hizmet ederseniz edin, hangi kapitalist sistemin adamı olursanız olun, hiç önemli değil. Ya gelin yiyelim, içelim, hoş geçelim. Şu kapitalist sistemin dönen çarkına biz de girelim. Kendimizce faizi biz kendimizce yumuşatalım. Kendimizce haramları yumuşatalım. Kendimizce bu noktada haramları yumuşataraktan, faizi yumuşataraktan, işte bu kapitalist sistemin o kağıtları var ya, ne diyorlar ona? Borsayı yumuşatalım. Şu kapitalist sistemin emrine girelim mi güzel? O kapitalist sistemin emrinde rahat bir şekilde yaşayalım. Hepimiz asgari ücretten paralarımızı alalım. Gidelim öbür tarafta kapitalist sistemin devasa mabetlerine girelim. Ne kazandıysak oraya yatıralım. Bitsin işimiz. Bu dertleri. Öyle memleketmiş, milletmiş, sınırmış, devletmiş. Bunlar da atın kardeşim siz. Ne alakası varmış böyle? Bütün dünya milleti kardeş olsun. Onlar da Müslümanlar katletsinler. Yensinler, biçirsinler, kessinler. Bitsin mesele. Bitti bu kadar. Dertleri bu. Buna karşı duran bir tek Anadolu'nun yiğit evlatları var. Sufiler var. Kendilerini bozmayan sufiler. Anadolu'nun yiğit evlatları deyince hemen aklınıza sufiler, böyle Müslümanlar aklınıza gelmesin. Solcuların da içinden, komünistlerin de içinde, komünist olarak bildiğimiz, solcu olarak bildiğimiz insanlar da var. Bu memleketini seven, bu insanları seven. Dini bilmiyorlar, bilmiyorlar. Ama memleketlerini, vatanlarını, milletlerini seviyorlar. Evet. En az senin benim kadar vatanperver, milliyetperver insanlar. Öyle kendi kendimizi de böyle bir biz varız filan diye düşünmeyin. Onlar da var bu memlekette. Onlar bir tek bilmedikleri din onların. Ben Allah'a dua ediyorum. Onlar böyle bir dindar olsalar, Müslüman olsalar,
Bu kapitalist sistemin çarkı filan değil. Kendisi bile kalmayacak bu memlekette. Çünkü böyle hani bu sözüm çok eleştiriliyor ama tespitim benim. Böyle hani Müslüman anneden babadan gelmiş, İmam Hatipli. İşte böyle ay bir cemaatten gelmiş, bir böyle ay. Asla bir yol gidilmez. Bir düdükte satar seni. Evet. 28 Şubat'ta güzel bir portre 28 Şubat. Bir düdük herkes eve. Bir düdük. Dervişlerin bir kısmı eve. Bizim dergah da öyle oldu. Bakın bir düdük. Şeyh Efendi benim yanımda. Beraberiz ömrede. Yan yanayız. Telefon açıyorlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Efendim polis geliyor devamlı ders yaptığımız yere. Dersi iptal edelim mi? Edin oğlum. Bak oradan diyor ki dersi iptal edelim mi? Siz bilirsiniz edin oğlum. Sivas iptal ediyor. Tak bakın korku böyle bir şeydir. Bozulma böyle bir şeydir. 15 dakika geçmiyor ödemiş arıyor. 10 dakika geçmiyor. Bakın nasıl hastalık dolaşıyor böyle kol geziyor korku. Herkes sırayla arıyor. Ben yandayım. O esnada benim telefonum çaldı. Bana dedi ki dersleri iptal mi ettin? Hayır dedim. Şeyh Efendi iptal etti mi dedi. Hayır yan yanayız dedim. Bursa'daki bu söylenti ne o zaman dedi. İşlerine öyle geliyor insanların dedim. Tak telefon kapandı. Tabii kimse aramıyor Bursa'dan birisi Şeyh Efendi'yi arayacak efendim dersler iptal diye. Yani bana döndü. Mustafa Efendi oğlum sizin orada polis gelmiyor mu dedi. Geliyor efendim dedim ben. Bir sıkıntı var mı? Yok efendim dedim. Halbuki bir sıkıntı yok dediğimde ömreye gitmezden önce teleferikte basılmıştı arkadaşlar bizim. Kimin? Burhan'ın evinden basılmış. Burhan'ın evinde basılmıştı arkadaşlar haberim var benim. Biz de baskın yiyoruz. Var mı bir sıkıntı? Yok efendim dedim. Bana oğlum kapat dersi dese kapatacak yanımızda bizim. Biz devam ediyoruz 28 Şubat'ta. Sonradan o basılma korkusu yaşayan arkadaşlar Şeyh Efendi'den özel izin aldılar. Demişler ki efendim biz içeri girdiğimizde bizim çekimizi senedimizi kim ödeyecek? Mustafa abim mi ödeyecek? Biz bu derslere gitmek istemiyoruz. Tamam oğlum. Biz ayrı toplanmak istiyoruz. Onlar da tamam demiş. Şeyh Efendi bana dedi ki oğlum onlar ayrı toplanmak istiyorlar. Bana böyle böyle dediler dedi. Doğru söylüyorlar efendim dedim ben. Oğlum kimisi memur, kimisi kuyumcu dedi. Kimisi tekstilci. Doğru söylüyorsunuz efendim dedim. Memurlar, kuyumcular ve tekstilciler ayrıldılar bizden. Bir kısmı. Ne yapsınlar? Paraları var, çekleri var, memurlukları var. Haklılar adamlar. Dedikleri doğru. Ben iflas ettim o zaman için. Kim verecek bir kuruş? Kimse vermeyecek. Haklılar, ayrıldılar. Korku böyle bir şey. İşte 28 Şubat'ta da bir daha tıraşlandı. Sufiler bir daha tıraşlandı 28 Şubat'ta. 28 Şubat'ta dokunulmayan cemaatler ve cemiyetler vardı. 28 Şubatçılarla kol kola. Biz hep dua ettik. Ya Rabbi şu zalimlerin bizi elimizde bırakma. Amin. Ben öyle dua ettim içeride. Ben hiç polislere bir şey demedim. Her sorguya götürüldüğümde güldüm onlara. Dedim ki siz vazifenizi yapıyorsunuz. Onlar bir kısmı işte hacı abi biz biliyoruz seni tanıyoruz işte ama ne yapalım. Yok kardeş sen vazifeni yap. Götür sorgula susuk. Soy. Bırak çırılçıplak bizi. Üzerimizde de sık soğuk suyu. Senin bunda bir suçun yok.
Böyle bakıyorlardı. Allah'a duam şu. Bunu bizim başımıza örenlerle beraber olanlar var ya, onların dağıldığını ben göreceğim diyordum. Evet. Şimdi Sufiler 28 Şubat'ta da bir tıraşlandılar. Bunlar 28 Şubat'tan sonra kendilerine karşı çıkacak, kendilerine karşı çıkacak. Güç, kuvvet, kudret bırakmadılar hesapta. Ve şimdi 28 Şubat'tan sonra var güçleriyle hadislere saldırıyorlar. Var güçleriyle. Bugün Kandil, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin doğum yıl dönümü. Bugün doğup doğmadığı, ne zaman doğduğu, gün, tarih, vallahi de billahi de işim değil. Tarihçiler otursunlar, araştırsınlar. Bu Mevlüt Kandili'nde, Mevlüt Kandili'nde derdim bütün ümmet-i Muhammed'in Kur'an ve sünnet dairesinde toplanması. Tabi önceden Mevlüt Kandillerinde sadece Mevlüt okunurdu. Gençler bunu bilmez. Camilerde bir Mevlüt-i Şerif okunur. Kadınlar etraflarda Mevlüt-i Şerif okurlar. Salavatlaşırlar, ağlaşırlar. Camilerde Mevlüt-i Şerifler okunur. İnsanlar salavatlaşırlar, ağlaşırlar. Yapabilecekleri başka dini ibadet, yapabilecekleri başka dini bir ritüelleri yoktur. Yasaktı çünkü. Evde bir hadis okuyayım, evde bir kitap okuyayım, evde risale okuyayım derseniz tutuklanır, derdest edilir, götürülürdünüz. Eski risaleciler bunu iyi bilirler. Risale okuyanlar. Ben eski risaleci değilim ama kendi ilçemde Bayındır'da onlara ilk evi kiraya veren benim. Kendi evlerinde, kendi kiraya verdiklerinde daireyi dair risale okumak için vermekten imtina ediyorlardı. Cesaretleri yokluğu. Korkuyorlardı. Çantacı Necmi amca beni iyi tanır. Ben evi risale okunması için dershane olarak verdiydim. Onun için de 3-4 sefer karakola gittim geldim ben. Karakoldakiler diyor ya sen ülkücüsün hani bu ne tamam mı? Bunlar da kitap okuyor diyorum ben. Meşhur kırmızı kitap. Necmi amca gelince çantacı Necmi amca meşhur. Ben ona dedim. Dedim ya kim Nurcu? Bana dedim bir Nurcu göster. Kahraman yok dedi. Bir de bu adamın kendisi çantacı Necmi amca normalde risale okuduğu için cezaevine girip çıkmış bir kimsedir. Kahraman yok dedi. Bir Nurcu var dedi. O da Bediüzzaman Said-i Nursi dedi. Dedim şimdi kabul ettim. Çünkü dedim buradaki Nurculara bakıyorum hiçbirisi de Nurcu değil dedim. Doğru söylüyorsun dedi. 28 Şubat'tan sonra benim klişe lafım. Karakolla yüzleşmeyenlerin imanları kemale ermez. Sen İslam anlatıyorsan karakolla bir yüzleşeceksin. Neden? Biz İslam ülkesinde değiliz. Hukukumuz İslam hukuku değil. Siz bir yerde Kur'an ve sünnet anlatıyorsanız, bundan 10 yıl önceki meseleleri söylüyorum. Karakolla yüzleşirsiniz. Sizi alıp götürürler. Neden? Siz çünkü sisteme muhalif olmak zorundasınız. Siz dünya sistemine muhalif olmak zorundasınız. İman ettiyseniz. İman ettiyseniz dünya oligarşik sistemine karşı sizin savaşınız var demektir.
Muhakkak karakolla yüzleşirsiniz. Yüzleşmiyorsanız sizde sıkıntı var. Sizde sıkıntı var. İşte şimdi insanlar oturdular. Var güçleriyle hadis-i şeriflere saldırıyorlar. Var güçleriyle sünnete saldırıyorlar. Bugünkü dersim sünnet-i seniyeye uymanın farz olduğuna dair. Bunu eski arkadaşlar, eski sohbetlerden beni tanırlar. Ben ev sohbetlerinde, yakın daire sohbetlerinde sünnet-i Resulullah'a uymanın, hadislerle hareket etmenin farz olduğunu iddia edenlerdenim. Bunu böyle birkaç derstir artık herkese yaymaya, herkese tebliğ etmeye gayret ediyorum. Geçen Mevlüt Kandili'nde de hatırlayanlar belki de hatırlayacaklar. Az bir şey buna değinmiştim. Şimdi her şeye Kur'an gözlüğüyle bakıyoruz diyenler, biz Kur'an'ı tanırız diyenlere bu ayet-i kerimeler. Gelin siz Kur'an'a bakıyorsanız Kur'an'daki bu ayet-i kerimelere tabi olalım biz. Derdimiz bu. Ama böyle bir girişten sonra Tövbe suresi ayet 128-129'da sohbeti açmak istiyorum. Özellikle de Tövbe suresi 128 ve 129'da açmak istedim. Bir de bu 19'cu sapıklar var ya, bu 19'cu sapıklar Tövbe suresinin bu 128 ve 129. ayetinin sonradan ilave edildiğini, bunun 19'un kat sayılarını tutmadığını, o yüzden son indiği söylenir 128'de 129. ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de inzal olunan son ayetler olduğu söylenir. Bunlar da işte diyorlar ki Hazreti Peygamber bunu kendi heva ve hevesinden ekledi. O yüzden böyle bir ayet yok aslında deyip bu iki ayeti inkar eden dünya üzerinde ne yazık ki bu tip insanlar var, sapıklar var. Onlara da cevap olsun, kinaye olsun. Aynı zamanda da Cenab-ı Hak kendi dilinden bize nasıl bir peygamber göndermiş, onunla girmek istiyorum. Müsaade ederseniz. 128. ayet. Ey insanlar! Ey insanlar! Ey iman edenler değil, ey Müslümanlar değil, ey kafirler değil, ey müşrikler değil, ey münafıklar değil, ey insanlar, bütün insanlığa, ey insanlar, şüphesiz ki size kendinizden bir peygamber gelmiştir. Sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size son derece düşkündür. Müminlere çok şefkatli ve merhametlidir. O yani Rauf-u Rahim'dir. Cenab-ı Hak bütün insanlara sesleniyor. Bütün insanlara. Ey insanlar, size kendinizden bir peygamber gönderdim. O sizin gibi etten ve kemikten yapılma. O dört anasır-ı erbadan yaratılma. Cem Yılmaz'ı katmayayım şimdi buraya. Hava, su, toprak ve ateş. Cem Yılmaz sonradan tahtayı ilave etti. O Cem Yılmaz beş anasır-ı erba yaptı. Bir de tahta koydu işin içerisine. Odun koydu, o ayrı. Ama anasır-ı erba dört. Hava, su, toprak ve ateş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin fiziki yaratılışı bu. Bizden, içimizden, insan o da. Etten kemikten yapılma. İnsan. Cenab-ı Hak böylece işte bir melek gönderseydi, yok gökten gönderseydi, yok şöyle gönderseydi diyen bütün müşriklere cevap veriyor. Şüphesiz ki size kendinizden bir peygamber gelmiştir.
Sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size son derece düşkündür. Ey insanlar! Siz nerede bir sıkıntıya düşerseniz, ey insanlar! Siz nerede bir müşkülata düşerseniz, Hristiyanmış, Yahudiymiş, putperestmiş, ateistperestmiş, o dine sahipmiş, bu dine sahipmiş, hangi inanca sahipmiş, inanıyormuş, inanmıyormuş, ey insanlar! Eğer siz bir sıkıntıya düşerseniz, bir sıkıntıya düşerseniz, bir sıkıntıyla baş başa kalırsanız, sizin ırkınız, sizin dininiz, sizin diliniz, sizin renginiz, sizin coğrafyanız, toprağınız, sizin yaşadığınız hayat, alan, bölme, sizin yaşadığınız alem, sizin yaşadığınız vücudun, varlığın herhangi bir derecesi hiç önemli değil. O Hazreti Peygamber'e sıkıntıya düşerse bir insan sıkıntıya düşerse ona ağır gelir. O üzülür. O bundan muzdarip olur. O bundan sıkıntı yaşar. Dikkat edin. Ey insanlar! Kabirdeki, sorgudaki, hastanedeki, cehennemdeki, nerede olursa olsun, insan mı? Evet. O bir müşkülata düştüyse, bir sıkıntıya düştüyse, ona bu ağır gelir. Sen düşmanlık yaparsın bu Müslüman diye. Ama sen bir sıkıntıya düşersen ona ağır gelir. Sen Hristiyanım, ben iyi seveyim, bu Muhammedileri katletmem lazım dersin. Ama Muhammediler seni katledemez. Sen bir sıkıntıya düşersen ağır gelir ona. Sen haksızlık yapamazsın. Sen zulmedemezsin. Sen hainlik yapamazsın. Sen vefasızlık yapamazsın. Ama sana yapılsa dahi sen karşında bir kimseye zulmedemezsin. Senin peygamberine ağır gelir. Sen haksızlık edemezsin. Senin peygamberine ağır gelir. Sen hakaret edemezsin. Senin peygamberine ağır gelir. Sen zulmedemezsin. Senin peygamberine ağır gelir. Sen kime zulmetmeye kalkarsan, bil ki senin peygamberine bu ağır gelecektir. Sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size son derece düşkündür. Ey insanlar, putperest de olsanız, ateşperest de olsanız, zerdüşt de olsanız, şeytana da tapsanız, puta da tapsanız, ağaca da tapsanız, ister İsevi olun, ister Musevi olun, isterseniz inanmayın. Hangi neye inanıyorsanız inanın. Ama siz bir sıkıntıya düştüyseniz, o size çok düşkündür. Ona ağır gelecektir. O size çok düşkündür. O bu size ağır gelecektir. Ona ağır gelecektir. Siz kendi kendinize bu kafir deyip, bu İslam dışı deyip ona zulmedemezsiniz. Hazreti Peygamber'e bu ağır gelecektir. Aslında bugüne kadar inanmış olduğunuz, bugüne kadar size anlatılanın üzerinde farklı bir peygamber portresi çizer Allah. Bu peygamber portresi bütün insanlığa ait bir peygamber portresidir. Bu peygamber portresini bütün insanlığa anlatmakla mükellefiz. Ayet-i kerime devam ediyor. Müminlere çok şefkatli ve merhametlidir. Müminlere daha içsel bir şey. Mümin inananlara
ne yapıyor? Daha da şefkatli ve merhametli. Cenab-ı Hak iki sıfatını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin üzerine giydiriyor. Şefkatli ve merhametli olmak. Bu Allah'ın iki önemli sıfatıdır. Cenab-ı Hak bu önemli iki sıfatını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin üzerine giydiriyor. Ey Muhammediler! İnsanlara karşı şefkatli ve merhametli davranmak zorundasınız. Müminlere karşı şefkatli ve merhametli davranmak zorundasınız. Müminlere karşı şefkatli ve merhametli davranmayanlar Allah'ın ve Resulullah'ın üzerinde bulunan sıfatla sıfatlanmamış olurlar. Şefkatli ve merhametli. Mümin odur ki diğer insanlar canından ve malından emindirler. Mümin odur ki diğer insanlar canından ve malından emindirler. Müslüman odur ki diğer Müslümanlar onun dilinden ve elinden emindirler. O zaman biz müminlere karşı şefkatli ve merhametli, o iman edenler ki, iman edenleri böyle tarif ediyor Cenab-ı Hak. Müminlere karşı şefkatli ve merhametli. Müminlere karşı şefkatli ve merhametli. Müminlere karşı şefkatli ve merhametli. Eğer müminlere şefkatli ve merhametli davranmayan bir kimsenin üzerinde mümin sıfatı yok. İman edenler, sizin kızmanız veya düşmanlığınız adaletle davranmanızın önünde engel olmasın. Birini sevmemek, birine kızmak, birine düşmanlık yapmak sizi adaletten uzaklaştırmasın. Kim? İman edenler, müminler. Mümin kimseye şefkat ve merhametle davranacaklar. Kıymetli dostlar, 128-129. ayet. Ey peygamber! Eğer yüz çevirirlerse de ki seninle bir Kur'an gönderdim. Seninle bir hidayet yolu gönderdim. Seninle bir din gönderdim. Ve o dini sana yaşattım. Ve o dini sen de yaşattın. Din tamam oldu. Din tamam oldu. Eğer bu dinden yüz çevirirlerse, bu dinin akidelerine uymazlarsa, bu dini reddederlerse, de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim. O yüce arşın Rabbidir. Şimdi senin zamanında olduğu gibi senden sonra da bu dinden yüz çevirenler olacak. Senden sonra da dinin içerisinde olmalarına rağmen topuklarının üzerinde geri dönenler olacak. Bu dinin akidelerine uymayanlar olacak. Bu dini kabul etmeyenler olacak. Hepsi de olacak. Sen ne yaşadığın dönemde ya ne de bu dünyadan söküp çıkarılıp götürüldüğünde ötelerden bakaraktan kendince kendini sıkıntıya koyma. Ya sen de ki hasbinallahu ve ni'mel vekil. Sen de ki la ilahe illallah. Sen de ki ben ona güvendim.
Sen de ki o yüce arşın Rabbidir. Biz başka bir ayet-i kerimede der ya, biz seni onların üzerinde gözetici bırakmadık, kılmadık. Sen onlara doğruyu tebliğ et. Allah bizi onlardan eylesin. İşte kıymetli dostlar, eskisi yenisi, gelmişi geçmişi, bütün sahih İslam alimleri hükümleri ispat eden, bu noktada helalı haramı ortaya koyan, bu noktada 1400 yıldan beri hiçbir hükmünün boşa çıkmadığı, her hükmünün diri ve ayakta kaldığı, her türlü noksanlıktan, eksiklikten uzak olan Allah'ın, yine her türlü noksanlıktan uzak olan, her türlü eksiklikten uzak olan, her türlü şüpheden uzak olan, vahiyle süslenmiş, vahiyle indirilmiş, elimizde bir Kur'an-ı Kerim var. Ve bütün ulema, gelmiş geçmiş, sahih olanlar, üç delil bize getirirler. Birisi Kur'an'dır. Hazreti Kur'an, Hazreti Allah'ın kendi deyimiyle, kendi ayetiyle onu biz indirdik. Yine biz muhafaza edeceğiz, biz koruyacağız dediği Kur'an-ı Kerim'dir. 1400 yıl boyunca dışarıdaki ve içerideki deccaliyetler Kur'an'ın değişik yerlerini yazım olarak tahrif etmişler. Ama Cenab-ı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin açtığı o hafızlık yolundan gidenler, Kur'an-ı Kerim'i hıfz ettiklerinden hep bunları düzeltmişler. Bunun en önemli delili İngilizlerin Osmanlı yıkıldıktan sonra Mısır'da yaptığıdır. Kur'an'ın değişik yerlerinden değişik harfleri değiştirerekten bir Kur'an-ı Kerim basarlar ve Mısır'da dağıtırlar. Dağıttıkları yerleri de teker teker tespit ederler adresleriyle beraber. Aradan bir müddet geçer. Bir müddet geçtikten sonra o dağıttıkları Kur'an'ların ne halde olduklarını tekrar bakarlar. Yaklaşık 2000 tane Kur'an-ı Kerim, aklımda kalanı söylüyorum, bastırıp dağıtırlar ve 2000 Kur'an'ın kasten eksik ve noksan yazılan yerlerin harflerinin değişik işte yazım şekilleriyle düzeltildiğini görürler. Ve anlarlar ki Kur'an'ı değiştirmeleri mümkün değildir. Bunlar İslam dünyasının içerisinde ola gelen şeylerdir. Kur'an'ı değiştiremeyeceklerini anlarlar. İslam dünyasında fikri mücadele eden, İslam dünyasıyla fikri mücadele eden en önemli uluslararası güç İngilizlerdir. Bunu siyasetçiler, devlet adamları, onlar bunlar konuşamazlar bunu. Bunu belirli böyle cemaat olan, cemiyet olan, dergah olan, aman benim cemaatıma, dergahıma, cemiyetime, orama burama dokunmasınlar diyenler bunu böyle açıkça beyan edemezler. Fikri noktada İslam dünyasının, İslam dünyasıyla mücadele eden, fikri noktada, felsefi noktada, geri planda, beyin olarak, akıl olarak, kalp olarak bununla mücadele eden İngilizlerdir. İngilizlerin gizli servisidir. Kaba kuvveti İngilizlerin Amerika'dır. İngilizler planını, programını yaparlar. Kaba kuvvet olarak da Amerika'yı kullanırlar. İslam dünyasını kan revan eden fikri ve fiziki olarak, fikri ve fiziki olarak İslam dünyasının başına musallat olan İngiltere ve Amerika'dır.
İsrail onların orada anasız babasız doğurdukları çocuklarıdır. İsrail Amerika ve İngiltere evliliğinden doğan çocuktur. Orta Asya'da. İslam dünyasındaki bütün devletler ve devletçikler de İngiltere doğumludur. İslam dünyasında ne kadar eli silah tutan örgüt var ise hepsinin anası İngiltere, babası da Amerika'dır. İslam dünyasında uluslararası ne kadar dergah, cemaat, cemiyet var ise onun da anası İngiltere, babası Amerika'dır. Bu böyle bilin. Böyle işte IŞİD, daha nice IŞİD çıkar biz böyle durursak. Daha nicesi çıkar. İsrail'in bulunduğu yerde bir Yahudi terörü oldu mu Osmanlı zamanında? Yok. Ne zaman oldu? Osmanlı yıkıldıktan sonra. O Yahudi terörünün oradaki teröristlerin arkasında kim vardı? İngilizler. Kimin silahı vardı? İngiliz silahları vardı. Kimin parası vardı? Uluslararası Yahudi parası vardı. Ne yaptılar? Filistinlilerin elindeki tarlaları, takkaları, evleri aldılar. Yüksek parayla, yüksek parayla. Onlar da sattılar. Ondan sonra terör başladı. Başladılar Filistinlileri öldürmeye. Ondan sonra ilk orada Filistin devletini kurduran da İngiltere oldu. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduran da o. Suriye'yi de kurduran o. Bakmayın siz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdurdular. Bizim Türkler kafaları kırık ya, onların dediği istikametten gitmediler hiç. Onlar zannettiler ki Atatürk de bizim istikametimizden gidecek. Atatürk'ten sonra gelenler de bizim istikametimizden gidecek. Atatürk vatanperver bir adamdır. Gene kızacaklar bana şimdi. Evet. Sakın ha. Bunu böyle bir yerlerden korktuğum için söylemiyorum. Atatürk düşmanlığı yapmak kimsenin eline bir şey geçirmez. Böyle söyledim diye derviş kaybına uğruyormuşum ben. Uğrayın, ben hakikati, bildiğim hakikati, inandığım hakikati söylüyorum. Atatürk'ün vatanperverliğinden şüphe etmiyorum hiç. Hiç ama. Herkes hata kusur eder. Kendi hatası, kendi kusuru kendine ait. Beni ilgilendirmiyor. Kendi yanlışlığı kendine ait. Beni ilgilendirmiyor. Ben vatanperverliğine bakıyorum bir insanın. Sizin nice vatanperver gördünüz. Bir kısım alimi, hocası İngiliz mandalığını savunuyordu. Sizin vatanperver gördünüz. Bazı tarikatların şeyhleri İngilizler olsun başımızda diyordu. Bunları tarih çıkaracak meydana. Şu bir hürriyet biraz daha fazlalaşsa hepsi çıkacak meydana. Evet. Ama işte Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini İngilizler her ne kadar kurdurduysa bizimkiler kırık ya, onların suyunun istikametinde gitmediler. Şimdi hiç gitmiyorlar zaten. Kraliçe çok üzgün. Tekerlek tümsekte değil, açtı ya. Bundan sonra hiç uyumayacaklar artık böyle giderse. İşte böyle bir İslam dünyasında şimdi var güçleriyle hadislere saldırıyorlar. Nasıl olsa güç ellerinde ya. Suriye güç ellerinde, nereye giderlerse gitsinler. Devlet güçleri ellerinde. Osmanlı'dan sonra kalan hangi devlet olursa olsun bütün devletlere merkez bankası kurdurdular. Kurdurdukları merkez bankalarının hisselerini kendilerine aldılar büyük bir çoğunluğunun.
Türkiye'deki Merkez Bankası'nın hissesinin bilmem kaçının sahibinin bilinmediği, açıklanamadığı gibi. Geçenlerde bir arkadaş göndermişti. %13,5 mu, %14,5 mu, %15,5 mu ne? Yabancı sermaye var. O yabancı sermayenin kimliği belli değil. Millet Meclisi'nde önerge veriyorlar, önergeye cevap yok. Ne zaman önergeye cevap geldi, ne zaman o hissedarların kim olduğu öğrenildi, özgürleşme adına bir adım atıldı. Bunu da koyalım. Önceden o fazla olan şey %50'ymiş. Onu geçtik. Evet. Şimdi güç ellerinde ya, öyle görüyorlar. O yüzden İslam dünyasında hadislere karşı ne yapıyorlar? Savaş veriyorlar. İşte İslam dünyası için üç ana temel bizim için önemli. Bunun ikisi her şeyin üstünde. Biri Kur'an, birisi sünnet-i Resulullah. Öbürkü ne? Öbürkü ümmetin toplandığı şeyler. İcma. Ümmet bir yerde toplanmış ya. İcma. Dördüncüsü ne? Kıyas. Tartışma İslam dünyasında kıyaslarla alakalıdır. Bir alim, bir İslami düşünür, bir mümin düşünür, Kur'an ve sünnetin üzerinde fırtına koparmaz. Hainler ancak Kur'an ve sünnetin üzerine fırtına koparmaya çalışırlar. İcma dediğim şey alimlerin ittifak ettiği meseleler. Bu sünnette yeri olduğu müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Bu benim kendimce durduğum nokta. Benim için birinci derecede önemli olan Kur'an, ondan sonra sünnet-i Resulullah. İşte bu noktada alimlerin onayına İslam dünyası icma demiş eski dilde. Bu noktada İslam ümmetinin üç esası vardır kendince. Kur'an, sünnet ve alimlerin ittifak ettikleri doğrular. İcma diyoruz buna. İslam alimleri bu üç esasın dışındaki diğer esaslarda da görüş ayrılıklarına düşmüşlerdir. Bu görüş ayrılıkları kendi içlerinde zenginlik olarak kabul edilebilir. Ama bu noktada kıyası da bir delil, bir hüccet olarak kabul edebilir miyiz? El cevap evet. Bu İslam dünyası için önemli olan, bu ders bugün bitmeyebilir, hakkınızı helal edin. Yani bitmeyebilir derken vakit ona nereye kadar müsaade ederse oraya kadar gideceğim, yarın devam etmeyi düşünüyorum. Bu konuyu bitireceğim Allah'ın izniyle. Hem de arkadaşlara, kardeşlere bu noktada gelecek zamanlara bir ders olsun. Bunun birinci esası bizim için Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Cenab-ı Hakk'ın bugüne kadar harfine dahi dokunulmayan, dokundurtmayan Kur'an-ı Kerim'dir. O yüzden normalde Cenab-ı Hak bize Kur'an'ına uymamızı emreder. Biz birinci derecede Kur'an'a uymakla mükellefiz. Bununla alakalı birkaç tane ayet-i kerime söyleyeceğim, geçeceğim inşallah. Ey insanlar, bakın insanlara bunlar hep. Emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Rabbinizden size indirilen Kur'an'a uyun. Onun dışındaki dostlara uymayın. Şüphesiz ki siz çok az ibret alarak hakka dönüyorsunuz. Ey insanlar, Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an'a uyun. Ve Kur'an'a uymak, onun yasakladıklarından ve onun emrettiklerine yerine getirmektir. Ve bunun dışında, Kur'an'ın dışında siz kendinize bir dost, kendinize bir yoldaş, kendinize bir rehber
edinmeniz mümkün değil. Siz fikri planda ve ameli planda din noktasında Kur'an'a uymakla emrolundunuz. Kur'an'a tabi olacaksınız. Yaklaşın biraz daha. Şüphesiz ki siz çok az ibret alaraktan Hakk'a dönüyorsunuz. Hakk'a dönüş ne? Ondan geldik, ona yolcuyuz, ona gidiyoruz. Biz ondan geldik. Ona dönerken, ona giderken, geldiğimiz yere doğru yolculuk ederken çok az ibret alaraktan geriye dönmeyeceğiz. Çok ibret alaraktan, nefsimizle mücadele ederekten, onun istediği gibi geri döneceğiz. Dönüşümüz ona, dönüşümüz ona ise onun istediği gibi döneceğiz. Onun istediği gibi. Ve yine bir ayet-i kerime. Şüphesiz ki Allah'tan size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Allah bu apaçık kitapla dilediğini rızasına, emniyet ve selamet yollarına iletir. Onları küfür karanlığından çıkarıp dost doğru yola iletir. Maide ayet 15-16. Allah bize kendi nurundan bir nur gönderdi. Bu Kur'an-ı Kerim. Bu nur apaçık meydanda. Bunun ayet-i kerimeleri saklı gizli değil. Bunun ayet-i kerimeleri, bunun söylediği, Kur'an'ın bize anlattığı muallak da değil. Kur'an'ın bize anlattığı örtülü bir şey değil. Kur'an'ın bize anlattığı bizim anlamayacağımız bir şey değil. Kur'an'ın bize anlattığı çözümlenmeyecek girift, çözümlenmeyecek girift matematik denklemleri değil. Kur'an apaçık meydanda. Meydanda. Ve apaçık bir nur. Görünen bir nur. Allah'ın kelamı. Kim Allah'la konuşmak isterse Kur'an okusun. Kur'an şefaatçi mahşerde. Kur'an kendisine tabi olanları, kendisine tabi olanları hak yola götüren sebep. Allah'ın kendi katından indirmiş olduğu bir nur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana indirdiğimiz bu Kur'an insanlara öğüt vermek ve onları Allah'ın azabından korkutmak için bir duyuru ve bildiridir. İbrahim ayet 52. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda neymiş? İnsanlara öğüt ve Allah'ın azabından korumak için, Allah'ın azabına düşürmemek için bir duyuru, bir bildiri. Bize Kur'an'ın emriyle emrolunmak düşer. Biz ona tabi olanlardan olacağız. Bizim sufilik yolumuzun da doğrusudur bu. Biz Kur'an'a, sünnete, imamların içtihadına ve eski sufilerin sufilik noktasındaki yoluna tabiiz. Ben eskinin yoluna gitmek istiyorum. Benim kendimce doğru gördüğüm bu. Allah hepimizi o yolda berdevam eylesin inşallah. Kur'an'a uymakla alakalı da birkaç tane hadis-i şerif söyleyeceğim. Kur'an'a uymanın faziletini, Kur'an'a uymanın hakikatini anlamış olacağız. Bu önemli, veda hutbesinde söylediği hadisler. Veda hutbesinde biliyorsunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, sahabelerin hemen hemen hepsi de oradaydı. Ve burada söylenilenler, bunu duyanlar duymayanlara tebliğ etsin, duymayanlara aktarsın diye emir var.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerini duymayanlara aktarmak emirdir. Duyanlar duymayanlara aktaracaklar. Bu sözle ve daha önceki buna hadislere uyma noktasındaki hadisleri nakletme noktasındaki sözlerle sahabeler aynı zamanda hadis hafızlığı yaptılar. Hadis hafızlığı yaptılar. Devam ediyoruz. Size ona sımsıkı sarıldıkça asla sapıtmayacağınız bir şey bırakıyorum. O şey de Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Veda hutbesinden. Yine veda hutbesinden. Size önemi büyük iki şey bırakıyorum. Birincisi içerisinde hidayet ve nur bulunan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. İkincisi sünnet-i seniyemdir. Kur'an'la alakalı onu alın, ona göre yaşayın, ona sımsıkı sarılın. Yaşantının birinci adımı Kur'an-ı Kerim. Sakın Kur'an'ı hafife alanlardan olmayın. Sakın Kur'an'ı kale almayanlardan olmayın. Anlayamadığınız olabilir. Sakın inkar etmeyin. Çözümleyemediğiniz olabilir. Sakın reddetmeyin. Şimdi meal okuyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ama sakın okuduğunuz meallerle kendi kendinize hükümler çıkarıp hükmetmeye kalkmayın. Gençlerden birisi geldi de ben şimdi dedi zina eden bir kızla mı evleneceğim dedi. Ne oldu dedim ben? Ben dedi zina ettim dedi. Nereden çıkardın bu hükmü dedim ben bildiğim halde soruyorum şimdi. O da dedi ki bana. Efendim dedi var ya ayet-i kerime dedi zina edenleri zina edenlerle evlendiriniz. Ben de güldüm. İnternetten okudun değil mi dedim ben evet dedi. Mealden okudun değil mi dedim ben evet dedi. Dedim yavrum bu zina etmeye devam eden bir erkek zina etmeye devam eden bir kadın için geçerli dedim. Sen zina etmeye devam ediyorsun. Derslere geliyorsun. Hem bir de dedim zina mı ediyor? Yok efendim ben geldiğimden beri etmiyorum dedi. Tövbe ettim mi? Ettim. Tamam dedim. Bitti. Dedim ayet-i kerimini sen dedim zahirine göre hükmediyorsun. Bu zina etmeye devam edenler için geçerli. Bir erkek zina etmeye devam ediyor. Bir kadın zina ediyor. Devam ediyor. Evlendirecekseniz diyor bu ikisini birbirine evlendirin. Neden? İkisi de zina etmeye devam ediyor. İkisi de kimin kadını önemli değil. İkisi de kadın da hangi adam olduğu belli değil. Hadis-i şerif olmazsa imamların içtihadı olmazsa böyle anlar insan. Allah muhafaza eylesin. Amin. O zaman bize düşen, bize düşen ne? Kur'an'a tabi olma. Evet. İkinci esas. Birincisi Kur'an. İkinci esas ne? İslam alimlerinin ittifak ettikleri üç şeyin ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetleri, hadisleri, onun ve ashabının, onun ve ashabından gelen ilim, onun ve ashabından gelen hadisler, onun ve ashabından gelen fikir, düşünce, fikriyat, fiiliyat, bu konudaki hükümler, bakın bu konudaki hükümler, ashab nasıl hükmetmiş? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vefat ettikten sonra değişik hadiseler çıkıyor. O değişik hadiselerde nasıl hükmedilmiş? Mesela aklıma geleni söyleyeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine geliyor bir ninenin teki. Diyor ki nine yaşlı
Benim mirastan payım var mı diyor. Hazreti Ömer Efendimiz bakıyor duruma. Kur'an'a göre senin diyor mirastan payın yok. Ama diyor bana müsaade et. Sünnete göre senin mirastan payının olup olmadığını bilmiyorum. Bunu diyor ashaba sormam lazım. İlan ediyor. Bu konuda bir hadis duyan varsa gelsin. 3-4 tane sahabe geliyor. Vallahi de billahi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin niye mirastan altıda bir pay olduğunu bize söyledi diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Böyle hükmetti diyor filancanın filancasına. Şimdi isimleri hatırlayıp toparlayamayacağım. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri hükmediyor buna. Bakın onlar bu kadar hadisleri kabul ediyor. O yüzden hadis dediğimizde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bizatihi kendisinin söylediği veya yaptığı bir çıt altı ashabın bu noktadaki davranış biçimleri sünnet-i Resulullah'tan alaraktan. O zaman bunlar da bizim için ne? Hüccet, delil. Hazreti Peygamber'den öğrenen sahabeler bunları kendilerine tabi olan tabi'in dediğimiz ikinci kuşağı. Üçüncü kuşağı tebaa-i tabi'in dediğimiz kimselere naklettiler, hıfzettirdiler. Bizim için bu da nedir? Bir hüccettir, bir delildir. O yüzden bununla alakalı mesela o ilk tabi'inler değişik fıkıh kitapları, usul kitapları, hadis kitapları, hukuk, hüküm kitapları yayınladılar. Bunlar hala da bu yazılı kitaplar mevcut. Mesela bu fakirin kütüphanesinde ilk tefsir var. Hazreti Abbas Efendimizin oğlu Abdullah'ın kaleme aldığı ilk tefsir. İslam'ın ilk tefsiri. Bir ciltlik. Benim Arapçam yok. Benim Arapçam hiç yok sayılır. Ben öyle olmasına rağmen o kitabı elde ettim. Yani aldım. Kitaplığımda duruyor. Kendimce dedim ki ey Mustafa Özbağ, ileride ne olacağı belli değil. Evet. Bu bir ümitsizlik değil ama ne olacağı belli değil. Olur mu olur, iyi Arapça bilen bir kimse alır, bunu okur, arkadan faydalanır insanlar diye düşündüm. Evet, hadis-i şerifler ve sahabelerin fikriyatı ve davranış biçimi bize hüccet, bize delil. Bize delil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri herkese gönderildi. Bir kimseye değil, Kureyşlilere değil, Mekkelilere değil, Medinelilere değil, bütün insanlığa gönderildi. İnsanlıktan öte cinni taifesine de gönderildi. Bizim peygamberimiz cinnilerin de peygamberi. Alemlere rahmet gönderilen bir peygamber. O yüzden peygamberle alakalı, sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı ayet-i kerimelerin büyük bir çoğunluğunda ey insanlar bu peygambere uyun diye emredilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti olmasa namazların kaç rekat olduğunu, nasıl kılındığını ve kılarken nelerin gerektiğini Müslümanlar bilemezlerdi. Amaçları bu. Sünnet-i Resulullah'ı hadisleri orta yerden kaldırıp reddettirip namazın kılınma şekli, şemali, namazın ibadet şekli ortadan kaldırmak istiyorlar. 5 vakit namazı nasıl kılacak bir Müslüman? Rükuyu nasıl yapacak? Secdeyi nasıl yapacak? Buralarda ne okuyacak? Kur'an-ı Kerim'de bunlar yok. Ayet-i Kerime'de namaz kılın emrediliyor. Namaz sizi kötülüklerden alıkor. Ama Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Bizi kötülüklerden alıkoyacak olan namazın şeklini, şemalini, rükünlerini biz Kur'an'dan nasıl çıkaracağız?
O hadisleri reddeden profesörler gelip bana namazı nasıl tarif edecekler? Hadisleri reddeden, kendisine İslam araştırmacısı diyen kuş beyinli ahmaklar, ben namazımı nasıl kılacağım? Birisi derse yarın öbür gün, secdeye gitmek sırt üstü yatmaktır. Bunun karşısında neyle cevap vereceksin? Secdeye gitmek ayak ayak üstüne atıp Beytullah'a doğru dönmektir dese, buna nasıl cevap vereceksin? Bana diyorlar ki ya böyle diyen olur mu? Ben diyorum dedim. Ben diyorum hocam dedim. Bana söyle. Ben diyorum. Bana secdeyi öğret dedim. Kur'an-ı Kerim'e göre bana secde öğret dedim. Doçent. Bana secde öğret dedim. Kur'an'a göre bana secde öğret. Hadisleri attık dedim. Kur'an'a göre bana secde öğret. Ses yok. Sen şimdi dedi beni yendiğini söylüyorsun değil mi dedi. Ben seni yenmek için uğraşmıyorum dedim ya. Böyle baktı. Dedim yenmek için uğraşmaya kalksam bir kafa koyarım seni dedim. Anında yenerim. Böyle baktı. Nasıl yani basbaya dedim ya. Seni yenmek dediğin ne ki dedim. Dişimin kovuğuna sığmazsın sen dedim. Kendini bir şey mi zannediyorsun dedim. Ben senin dedim hidayet olman için mücadele ediyorum. Kıymetli dostlar, söyler misiniz bana? Hadisleri reddettik. Namazın kılınma şeklini kim tarif edecek bize? Rükularını kim tarif edecek? Secdede ne okunacağını kim tarif edecek bize? Birisi şunu diyebilir. Ya herhangi bir şey söyle. Ya o birisi herhangi bir, o herkes kendi kafasına göre secdede bir şey mi söyleyecek? Bu din mi oldu o zaman? Birisi secdede aaa dedi. Doçent diyor ki nasıl der? Ya dedim işte dedim. Dedim işte. Ben oturdum secdede aaa dedim. Var mı şimdi Hinduların ritüellerinde? Var. Kırmızı noktalı kadına bakıp aa diyorlar mı? Kadının resmine bile. Gözümle görmesem inanmayacağım. Kırmızı noktalı kadının kocaman bir portresi var. Kadın da kocaman zaten. Portre de kocaman. Allah sizi inandırsın. Kadının alnında bir tane kırmızı nokta var. Bizim çağdaş dediğimiz, ilerici dediğimiz, sosyete dediğimiz kokoş hatunlar girip onun önünde böyle rüküye gidiyorlar, kırmızı noktaya bakıyorlar. Boğaların kırmızı pelerine baktıkları gibi. Seyrediyorum ben Bursa'nın en kokoş, en ilerici kadınları. Davet etmişlerdi beni de. Parkın karşısında yerleri vardı. Ben çok da çağdaş bir mevleviymişim. Dedim ya bizim dergaha girerken adam boynunu büküyor dedim. Bizimkiler havaya kalkıyor. Siz nasıl boyun bükersiniz Allah'tan başkasına? Siz önünde mi eğiliyorsunuz? Şuraya bir koltuk koydular. Bin bir tane laf işittik. Dizlerimiz ağrıyor diye. Gözümle görmesem inanmayacağım. Kırmızı noktaya böyle bakıyorlar. Boğaların baktığı gibi. Oradan çakra atlatacaklar. Dedim ki birisi kalkar secde etmek bu derse ne diyeceksin? Bir de değişik sesler çıkıyorlar, çıkarıyorlar ritüellerinde. Ya ölürsünüz gülmekten. Söylemeyeyim şimdi. Burada gevşecek o yoksa hep beraber. Ha bizim o zikrullahlara ses sesleniyorlar ya. Biz işte diyoruz la ilahe illallah. Öyle değil mi zikrullah böyle? Allah 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 zikrediyoruz. Onlar da böyle yapıyorlar. Aa. Ulan bu ne dedim ya? Bir saygı. Bir saygı kırmızı noktaya. Bir saygı.
Yemin ediyorum vallahi de billahi de tillahi de benim şeyhime öyle saygı göstermedik biz. Biz vallahi göstermedik öyle saygı şeyh efendiye. İnan olun göstermedik biz. Yok ben kendi nefsim adına söylüyorum göstermedik biz. Ben hatta oraya gittiğimde kendi kendime dedim ki ya Mustafa Özbağ dedim ya. Sen şeyhine böyle saygılı davranmadın dedim ya. Yani biz en fazla ben sözünü kesmezdim, susardım. Arada çıkmazdım böyle. Ama yaban arkadaşlar vardı. Şeyh Efendi sohbet ederken bir hacı abimiz vardı bizim. Alırdı sohbeti ağzından. Bir daha götürmedim yanında zaten. Şeyh Efendi tam bir şey anlatır. Bakın kardeşler. Araya girer şimdi. Lan bu bir, iki. Bir daha dedim yok götürmeyeceğim ben bunu. Ben tabii celaliyetim üstünde yağmur nasıl yağıyor Denizli'den döneceğim dedim ben geriye. Gidiyoruz geriye dedim. Gidiyoruz deyince Şeyh Efendi dedi ki Mustafa Efendi'ye tabiiz ne yapıyorsa yapacak Denizli demişim Nazilli'den. Nasıl yağmur yağıyor silgeçler silmiyor. Ben yok çıldıracağım ben. Nazilli'ye gitmişim gelmişim gitmişim gelmişim bir kavurmalık insan olmuş orada. Hepsi de ders alacaklar. Gidip geldiğime yanmıyor. Orada olan hadiseye yanıyor. Tam Şeyh Efendi işte başlıyor sohbete. O aradan çıkıyor. Bir de vardı böyle birkaç tane başka yerlerde. Allah affetsin. İsim söylemeyeyim şimdi. Gıybet olacak diye konuşmak istemiyorum. Şeyh Efendi anlatıyor bir şey mesela. Efendim bir şey diyecektim. Buyur. Şöyle bir şey geldiydi başıma. La havle ve la kuvvete illa billah. Zakir ne diyorum ya kardeşim söyle şu adama. Kendi kerametini anlatmak zorunda mı ya? Başına ne geldiyse geldi ya sus. Yok. Vardır ya hani yeni gelir bir şey denmez. Bir şey sohbet edersin. O bir şey anlatacak. Ne oldu? Köprüden geçerken kuş gördüm. Muhakkak yani çok önemli onun için. Ya böyle efendim ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ben filanca yürürken bulut da benim üstümden gitti. Ha sen peygambersin ya. Bulut seni takip etti. Vardır böyle insanlar. Allah muhafaza eylesin. Baktım orada o konuşmacının sözünü kesen bir kimse yok. Çakra atlayacaklar ya. Herkes kırmızı noktaya bakaraktan gidiyor. Yerini biliyor herkes. Oturuyor. Ardından kırmızı noktaları aşırtacak olan eğitmen giriyor. Veya onların tabiriyle nesiyse işte. O çakraları yutmuş. Herkes kalkıyor. Herkes ona böyle duruyor. Kırmızı nokta orada. Vallahi bir tanesi ona sırtını dönerekten geri çıkmıyor. Salonda o kırmızı noktalı hatun duruyor orada. Bakıyor zaten öyle oradan. Yemin ediyorum bir tanesi o hatuna sırtını dönüp de salondan çıkmıyor. Böyledir ama bu işler. Heva heves şeytaniyet girdi mi insanlar çok böyle hürmet ederler, hizmet ederler. Görmüyorsunuz mu? Tarkan diye kızlar bağırıyor. Böyledir bu işler. Tarkan'ın bütün şarkıları ezberdedir herkeste. Öbür jiletçiler de Müslüm'ü ezberler. Baba, eyvallah. Tamam. Böyle bu işler. Hiç kimse hadis ezberlemez. Hiç kimse ayet ezberlemez. Enteresan şeydir bu. İşte bizim eğer sünnetlere karşı çıkarsak, yok görürsek biz namazımızı nasıl kılacağız? Devam edeceğim böyle ince ince. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisleri ve sünneti olmazsa orucumuzu nasıl tutacağız? Bozan ne? Bozmayan ne? Neler bozduğuna dair ayet-i kerime yok. Bize oruç tutun diyor.
Ne bozdu? Bilmeyeceğiz. Zekat, hangi maldan ne kadar vereceğimizi bilmeyeceğiz. İhsan el açık gibi birisi çıkacak, diyecek ki sana zekattan soruyorlar. Sendeki ihtiyacınızdan fazlası. Ey ümmeti Muhammed, ihtiyacınız bir elbise, bir gömlek. Satın fabrikaları. Ey ümmeti Muhammed, ey Türkiye'deki Müslümanlar, siz ticaret yapmaya başladınız, biraz para kazandınız. Para kazanınca İslam dinini yaşamaya başladınız. Olur olmadık yerlerde bir tane sakallı, bir tane örtülü çıkıyor. Önceden İstanbul'un jet sosyetesi belliydi, ithalatçılar belliydi, ihracatçılar belliydi, fabrikacılar belliydi. Bu memleketi üten, bu memleketi yolan, bu memleketi soyan belliydi. Gaz tenekesi gibi o arabaları bizlere çok pahalı bir şekilde sattılar. Gaz tenekesinden bize buzdolapları yaptılar, sattılar. Gaz tenekesinden bize çamaşır makineleri yaptılar, sattılar. Bizi onlar bize satarken bunları, harikaydı her şey. E şimdi Nişantaşı'nda sakallı bir adam dolaşıyor. Nişantaşı'nda örtülü birisi dolaşıyor. Yok ya. Sizler buralarda olmayın. Siz kalkıyorsunuz şimdi fabrika yapıyorsunuz. Kalkıyorsunuz siz ihracat ediyorsunuz, ithalat ediyorsunuz. Önceden ihracatçı 5 tane aile, ithalatçı 10 tane aile tamamdı. Bu 10 tane, 20 tane, 100 tane aile Türkiye'nin pastasını yiyordu. Şimdi Allah bizim işte örneğin Erdoğan Tekirdağ'da traktör üretiyor. İhracat ediyor traktörü şimdi. Allah nazardan saklasın. Erdoğan'ın yapacağı bir iş mi bu canım? Ya kim yapacaktı? Ya muhakkak ya bir Ermeni, ya bir Yahudi, ya bir ne olduğu belli olmayan babası haham, dedesi haham bir iş yapması lazımdı. Şimdi Müslümanlar böyle işte Allah kitap diyenler, işte dinden, diyanetten bahsedenler bir şeyler yapıyorlar. Ne yapalım biz şimdi bunların bu gücünü nasıl kıralım? Bunlar bir de şimdi siyaseti finanse ediyorlar. İşin en enteresan noktası bu. Bunlar büyüyünce bunlar ele geçirmeye çalışıyorlar ortalığı. Siyaseti de finanse ediyorlar. Böyle bu işler. Devleti de finanse ediyorlar şimdi. Siyaseti finanse etmekle kalmıyorlar. Ya devleti de finanse ediyorlar. Ya ne oluyor? Ya tam ekonomik kriz çıkaracağız diye herkes fal taşı gibi gözlerini açıp suyunu indirirken ve adamın birisi çılgın zenginlere telefon açıyor. Haydin diyor, hisse senedi alın. Haydi hüra onlar hisse senedi alıyor. Hadi satın şimdi dolar alın diyor. Haydi onlar satıyorlar, dolar alıyorlar. Ekonomi çarkı normalde gidiyor. Daha da olmuyor. Araplara diyor ben sizin abinizin para gönderin. Para gönderiyorlar. Herkes, bütün dünya, Türkiye'de şöyle bir ekonomik kriz olsun, faizler fırlasın, IMF'nin önüne gidelim, el pençe duralım derken bu Müslümanlar, bu memlekette vatansever Müslümanlar devleti de finanse ediyor. Bunun önüne geçmek lazım. Ne yapmak lazım? Haydi bir ayet bulalım. Bulalım. Bulduk mu ayeti? Bulduk. Ne? İhtiyacınızdan fazlasını dağıtın. Ne kadar İtopya, değil mi? Güzel. Evet, dağıtalım. Haydin devlet bununla alakalı yasa çıkarsın. Desin ki en zengininden itibaren mal varlıklarına el koyup fakir fukaraya dağıtıyorum. Güzel değil mi? Türkiye'nin ilk onundan başlasın. Ne hoş olurdu ya. Değil mi? Zekat, devlet buna el koyabilir mi? Evet. Dini hukukta var mı? Evet. Bir dini hukuk çıkaralım. Bütün mal varlıkları el koyalım. Dağıtalım fakir fukaraya. İyi. Hepsini de devletleştirelim fabrikaların. Eyvallah. Yapalım. İşimize gelmez o zaman.
zekatın ne kadar ne verileceğini kendi kafamızdan çıkarırsak düşeceğimiz nokta bu. Devam ediyoruz. Hac. Haccın menakıslarını nereden öğreneceğiz biz? Haccın farzını, vacibini nereden öğreneceğiz? Nerede neyin yanlış, nerede neyin doğru olduğunu kimden öğreneceğiz? Bize hac emredildi. Tamam. Ne yapacağız haçta biz? Hac ne demek? Nereye gideceğiz hac için biz? Beytullah'a. Var mı ayet-i kerime? Beytullah'ı tavaf edileceğine dair ayet-i kerime getir bana. Hani bir zamanlar bazı Atatürkçüler vardı ya, ey Araplar siz gidin Beytullah'a. Bizim tavaf yerimiz Anıtkabir'dir. Birisi böyle derse, hac Anıtkabir'i ziyaret etmektir, orayı tavaf etmektir dese, veyahut da birisi kalksa, hac Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmektir, etrafında tavaf etmektir dese, veya birisi kalksa, hac Dolmabahçe Sarayı'na gidip etrafını tavaf etmektir dese, veya tavaf da demese, Dolmabahçe Sarayı'na bak hacı oldun dese, veyahut da bir kısım Hristiyanlara göre Meryem Ana hac yeri, bir kısım Hristiyanlara göre bir başka yeri hac yeri, bir kısım Hristiyanlara göre bir başka yeri hac yeri. Öyle mi bir şey hayal ediyorlar? Nereden bulacağız bunu? Cevap yok. Cihat. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede cihat edin demiş. Birisi kakar cihad etmekten benim anladığım kılıcı kalkanı alıp ne kadar kafir varsa hepsini kılıçtan geçirmek derse ne diyeceğiz? Birisi cihad etmek derse kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiyorsa onun malı da canı da kanı da bize helaldir, hepsini de kılıçtan, toptan, tüfekten geçireceğiz, tankların altında ezeceğiz derse bir Hitler gibi bir manyağın çıkmayacağını kim bize garanti verebilir? Aha IŞİD de diyor ki ben cihad ediyorum. Kim hükmedecek buna? Kim buna din adına seninki yanlış diyecek? Ve nereden diyecek? Hadisler olmayınca. Biz şimdi hadisten anlıyoruz. Kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah der de birisi onu katlederse bütün insanları katletmiş gibi günah girer, katildir. Öbürkü derse ki ben tanımam kardeşim, bu namaz kılmıyor o yüzden katleteceğim. Cihad ediyorum. Öbürkü de dedi ben bu oruç tutmuyor diye bunu öldüreceğim, cihad ediyorum. Kim durduracak bunu? Öbürkü de dedi ki bu başı açık olanların hepsi de kafir. Bu fetvaları verenler var bu İslam dünyasında. Başı açık olanların hepsi de kafir. Hepsini de katletmemiz lazım dedi adam. Ona neyle durduracaksın? Neyle hayır yanlış yapıyorsun? Bir kadının başını açması günah-ı kebardır. Bunun için öldüremezsin. Haram işlersin. Kim diyecek bunu? Hadisleri inkar etmek kolay. Hadisleri yok görmek kolay. İşin kolayı, dini yaşamak zor. Kim durduracak bunu? Kim yapma diyecek, sen hatalısın diyecek. Adam diyecek ki ben Kur'an'a göre baktım kardeşim. Ya kim Kur'an'ın dışında bir adım hareket etti, kafirdir. Onu katlederiz, cihat edeceğiz. İyi. Birisi dedi ki Kur'an'a göre içki, kumar, leş, domuz eti ve kan size haram kılındı. Eyvallah. İçki içenleri katlederim, öldürürüm. Allah'ın haramını açıkça işledikleri için öldürürüm der. Birisi çıkarsa yola. Bunu neyle durduracaksın? Ben İslam'a dışarıdan saldıranları gayet diyorum ki tamam, bunların işleri, vazifeleri bu. İçimizdeki ahmaklara diyorum. Be ahmak!
dini biliyorsan, birisi sapıtırsa onu neyle durduracaksın? Kendi kafana değil, kendi kalbine sıkıyorsun kurşunu. Kendi kalbine sıkıyorsun. Bana söyler misiniz bunları durduracak şey ne? Ancak sünnet-i Resulullah. Bunları yok etmeye çalışıyorlar. İslam dünyasında anarşi çıkarmak için. İşte sünnetleri inkar edenlerin durdukları nokta. Mezhepleri inkar edenlerin geldikleri nokta. İslam dünyası birbirini katliam etmekle meşgul. Hadis-i şeriflere uyulmadığından. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti olmasa, muamelatla, yani günlük hayatla olan hükümleri, haram olan şeyleri, haram kılınan yasakların işlenmesi halinde farz kıldığı cezaları kim çıkaracak? Bu hükümleri herkes kendi kafasından mı çıkaracak? Herkes kendince bir hüküm mü koyacak ortaya o zaman? Din adına. Biz zina edenin dört şahidin de ne vasıflarını sünnet-i Resulullah'tan öğreniyoruz. Adam gitti dört karısından kurtulmak için dört tane yalancı şahit buldu, geldi. Benim karım zina yapıyor. Boşayın bunu dedi. Hatta had cezalı, öldürün dedi. Ona had uygulamak, ceza uygulamanın hukukunu nereden öğreneceğiz biz? Yok ayet-i kerimelerde. Yok. Biz onu sünnetten buluyoruz. Biz onu hadis-i şeriflerden buluyoruz. Livata edenlerin cezalarını sünnetten buluyoruz. Kimin livata ettiğini nereden bulacağız? Erkeğin birisi buradan kırıta kırıta geçerse bu livata yapıp deyip öldürülmeyeceğine kim bize müsaade edecek? Kim anlatacak? Öldürüleceğine kim karar verecek? Kim karar verecek? Yok. Birileri gider Tarkan'a şimdi, sen livata yapıyorsun deyip katlederse, nereden çıkardın bu hükmü? Kur'an'dan çıkardım. Kardeşim gördün mü? Görmedin. Ya gerek yok ki. Bu böyle dese. Kim bunun önüne geçecek? Bakın anarşi böyle çıkıyor işte. Anladınız mı? Neyi dağıtalım? Malınızın fazlasını. Bu malının fazlasını dağıtmıyor. İhtiyaçtan fazlasını dağıtmıyor. Gidelim alalım, el koyalım. Derse birisi. Bu hükmü çıkarırsa kim bunun önüne geçecek? Bakın nasıl anarşiye sevk ediyorlar insanları. O el açık kimin adamı? Nasıl anarşiye sevk ediyor insanı? Anarşi. İslam'da anarşi yok. Hukuku belli her şeyin. Allah bizi affetsin. İşte Allah'a ve Resulüne itaatle alakalı ayet-i kerimeler. Bize Kur'an gerek diyenlere cevap. Biz hadis-i şeriflere bakmayız diyenlere cevap. Biz hadisleri inkar ediyoruz. Hadislerin hangisi sahih ki? Deyip bir terenini tutturup inkar edenlere Kur'an'dan cevaplar. Kur'an'dan. Ey müminler, emrettiklerini yerine getirmek ve yasaklarından da kaçınmak suretiyle Allah'a ve Resulüne itaat edin, umulur ki merhamet olunursunuz. Ali İmran ayet 132. Ben biliyorsunuz böyle ayetleri isimle ve numarayla pek söylemem. Biliyorum ki bu sohbetin sonunda birileri gidecekler, internetten araştıracaklar, bunları soracaklar. O yüzden fazla araştırıp sorarlarken zahmet çekmesinler.
Müminler merhametli ve şefkatlidir. Yorulmasınlar. Ayet numaralarını veriyorum. Ne diyor? Allah'a ve Resulüne itaat edin ki, itaat edin ki umulur ki merhamet olunursunuz. Söyler misiniz bize? Biz Hazreti Peygamber'e itaatten ne anlayacağız? Ben 1400 yıl sonra gelen bir Müslüman olarak Peygamber'e itaatten ne anlamalıyım? Sadece evet ben Peygamber'e itaat ettim, iman ettim demekle mi yetineceğim? Rusya'daki Antarktika'daki veyahut da Kuzey Kutbu'ndaki bir kimseye Kur'an'ı verdiniz eline. Kur'an'da diyor ki Resulüne itaat edin. O kimse demeyecek mi ya ben bu Resulullah'a itaat etmekle ne anlamam lazım? O kimse diyecek ki namaz kılın diyor. O kimse diyecek ki ya bu namaz kılmak nasıl bir şey, nasıl kılacağım? Nasıl kılacak ya? Geçen internet haberlerinde gördüm. Rusya'nın bilmem neresinde en uzak yer eksi 72'ymiş. Dünyanın en soğuk yaşanan yeriymiş. Eksi 33, eksi 35'lerde yaşıyorlarmış. Arabaları kapalı garajlarda çalıştırıyorlarmış. Dışarıda eğer arabayı bir stop ederse bir daha çalışmıyormuş. Eksi 35'te yaşıyorlar. O kim, düşündüm kendi kendime. O kimselere götürdük Kur'an-ı Kerim'i. Dedik ki, ey insanlar Allah böyle bir peygamber gönderdi. 1400 yıl önce. Sizin haberiniz yok. Bu da onun getirdiği kitap. Alın uyun bakalım buna. Böyle tefekkür ettim kendi kendime. Nasıl acaba bir din yaşarlardı? Sünnet-i Resulullah olmadan. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Resul'e de uyun. Allah'a itaat edin, Resul'e de uyun. Sizden olan idarecilere de itaat edin. Üç tane itaat. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Üçüncüsü, sizden olan emir sahiplerine uyun. Uyun diyor onlara üçüncüsünde, itaat demiyor. İyi, Allah'a itaat ettik. Resulüne de itaat etmemizi istiyor bizim. Biz Resul'den nasıl itaat edeceğiz? Üçüncüsüne ilave etmiş. Sizden olan emir sahiplerine uyun. Alın siz ayeti kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerini inkar edenlere cevap. Bu ayeti kerimeleri nereye koyacaksınız? Bu ayeti kerimeleri nasıl tefsir edeceksiniz? Nasıl anlatacaksınız? Dönün bu kirli yoldan. Dönün bu sonu olmayan karanlık yoldan. Dönün. Bilmeyenler için bunu söyleyecek bir sözüm yok. Hani internette dolaşan oradan buradan derme çatma fikirler elde edilen gerçekten dini bilmeyen insanlar var. Bunlar benim şu anda bugün sohbetin alanı değil. Benim konuştuğum kimseler kendilerine akademisyen unvanı takılmış, dini araştırmacı yazar unvanları takılmış, hadis inkarcısı olan, ilahiyatta öğretim üyeleri olan kimseler. Bunların isimlerini biliyorsunuz öyle değil mi? Televizyonlara çıkıyorlar. Onlara sözüm. Onlara sözüm onlara. Sözüm yoksa 15 yaşında, 20 yaşında veyahut da bu konuda fazla bilgisi, ilmi olmayan, araştırma yapmayan, kulaktan dolma, kulaktan duyma, şeylerle hareket eden kimselere değil sözüm. Allah bizi affetsin inşallah. Aranızda herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, o konuda hüküm vermek için onu, yani Allah'ın kitabı Kur'an'a,
ve elçisi Muhammed-i Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine götürün. Allah'ın kitabı Kur'an'a ve elçisi Muhammed-i Mustafa'nın da sünnetine götürmek. Sizin için ayrılığa düşüp görüşlerinizle hareket etmenizden daha hayırlıdır. Sonuç bakımından daha güzeldir. Nisa 59. Aramızda bir herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştük, onu Kur'an'a götür diyor. Ayet-i Kerime'de. Onu Hazreti Resulullah'a götür diyor. Anlaşmazlığa düştüğümüzde. Anlaşmazlığa düştüğümüzde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine götüreceksek bana söyler misiniz? Hazreti Peygamber'e götürmek nasıldır, nedir? Bir, ya sen diyeceksin ki ben öyle bir sufiyim, öyle bir dervişim, öyle bir hak dostuyum, öyle bir peygamber dostuyum ki o ölmedi, hay kalbimde rabıta edip ben onunla konuşuyorum. Bu sadece sana ölçüdür, bana ölçü değildir. Bana Resulullah'a götürmeyin nasıl olduğunu kim anlatacak? Hadisleri inkar ettik. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak diyor ki bunu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a dediği kitap. Allah'a götürün. Kitabı da reddederse bir kimse, ben Allah'a götürdüm, Allah böyle dedi derse ne diyeceksin ona? Allah diyeceğine ayet-i kerimede demiş. Bize ona uymak yakışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ayetleri tefsir etmiş. Hem söz ile hem hayat ile. Hadis-i şerifler ile. Sizin için ayrılığa düşüp görüşlerinizle hareket etmenizden daha hayırlı. Sonuç bakımından daha da güzeldir. Bakın sizin için daha hayırlı olan, daha güzel olan kendi heva ve hevesinizden bir sonuç çıkarmanız değil. Ya Kur'an ve sünnete uymanız. Kur'an ve sünnete uy. Kendi kafandan bir hefta çıkarma. Kendi kendine bir şey olduğumu zannetme. Din mi? Evet, Kur'an sünnet burada. Bana hadisten ve sünnetten ölçü getir kardeş. Ben böyle düşünüyorum dediğinde sünnetin bir kısmını al kendine. Ben böyle düşünüyorum, sebebi de bu hadis-i şerif. Ben böyle düşünüyorum, sebebi de bu ayet-i kerime. Dinse söz konusu olan şey. Din ise. Dindeyse zaten bizi ilgilendirmiyor. Her kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de yüz çevirirse bil ki ey Muhammed biz seni onların üzerinde bir gözetleyici olarak göndermedik. Nisa 80. Bir önceki ayeti kerime Nisa 59. O zaman bizim ne diyor? Her kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de yüz çevirirse bil ki ey Muhammed biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermedik. Nisa 80. Resul'e itaat ne? Resul'e itaati bana anlatacak birisi. Resul'e itaat onun hadisleri, onun sünneti. Onun hadislerine, onun sünnetine tabi olmak. Farz. Bir meselede, bir ibadette, bir hukukta, hükümde, bir muamelatta, hayatımızı ilgilendiren herhangi bir meselede Kur'an'a ve sünnete uymamız farz. Farz. Öyle kimse sünnete uymak farz değil demesin. Ayet de sabit.
sünnet-i Resulullah'a uymak farz. Farz. Uymakla mükellefiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti delil olarak kabul edilmeseydi veya sünnetin tamamı muhafaza edilmeseydi, insanların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeleri ve anlaşmazlığa düştüklerinde Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetine dönmeleri nasıl mümkün olurdu? Anlaşmazlığa düştüğümüzde biz bu anlaşmazlığımızı nasıl giderecektik? Dinle alakalıysa. Kur'an'a ve sünnete herkesin tabi olacağı yer orası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetinin delil kabul edilmeyeceğini veya sünnetin tamamını muhafaza edilmediğini iddia etmek, Allah-u Teala'nın kullarını olmayan bir şeye havale etmesi demektir ki bu en batıl fikir, Allah'a karşı işlenmiş en büyük küfür ve onun hakkında duyulan en kötü zandır. Kızacaklar bana şimdi küfür ehli yaptın diye ortalığı. Evet, kızacaklar, biliyorum. Hususi üzerine o yüzden böyle dikte ederekten yazdım, okudum. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Kur'an'ı bil, Kur'an'ın anlam ve hükümlerinden bilmediklerini insanlara açıklaman ve düşünüp onunla hidayeti bulmaları için sana Kur'an'ı indirdik. Nahl 44. Peygamber Kur'an'ı açıklamak için bize gönderildi. Kur'an'ı yaşama örneği bize göstersin diye gönderildi. Başka ayette de şöyle. Ey Muhammed! İhtilafa düştüklerinde insanlar açıklayasın diye sana Kur'an'ı indirdik ki onu açıkladığına dair onlara karşı bir gerekçe, iman eden topluluk için ise hidayet ve rahmet olsun. Nahl 64. O halde nasıl olur da Allah-u Teala hem Resulüne indirdiği Kur'an'ı insanlara açıklama yetkisi verecek hem de sünneti yok sayacak ve bir hüccet saymayacak? Böyle bir şey olması mümkün mü? Ey Muhammed, insanlara de ki Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen görev elçilik görevini yerine getirmendir. Eğer ona itaat ederseniz hakka itaat edersiniz. Resul'e düşen görev, Rabbinden apaçık olarak gelen elçilik görevini tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Nur Suresi ayet 54. Namazı tam olarak kılın, zekatı hak edene verin, Resul'e itaat edin. Umulur ki merhamet olunursunuz. Nur Suresi ayet 56. İşte bu ayetler hidayet ve rahmetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine uymakta olduğunu apaçık delil teşkil etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetiyle amel edilemez veya sünnetin aslı yoktur veyahut da sünnete itimat edilemez diyen hidayet ve rahmete erişmesi mümkün mü? Nitekim Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyurmaktadır. Resulullah'ın emirlerine aykırı davrananlar, başlarına bir belanın gelmesinden veya ahirette acıklı bir azaba uğratılmalarına sakınsınlar. Nur ayet-i kerime 53. Resulullah'ın emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belanın gelmesinden veya ahirette acıklı bir azaba uğratılmalarından sakınsınlar. Nur 53. Başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurulmakta. Resul size niye getirdiyse hüküm olarak onu hemen alın.
Neyi de yasakladıysa hemen vazgeçin. Haşr ayet 7. Resul size neyi getirdiyse alın kabul edin. Neyi de yasakladıysa hemen ondan vazgeçin. Haşr ayet 7. Bu anlamda pek çok daha ayet var. Ama bu ayeti kerimeler bu meseleyi anlatmakta ayet ve hadis noktasında yeterli görüldüm. O yüzden normalde bize düşen vazife Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmak, her ikisinde kendine delil görmek. Bu manada Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmayan iki esastır. Bu esaslardan birini inkar etmek, diğerini inkar etmek gibidir. Bir kimse ayetleri inkar ederse hadisleri inkar etmiştir. Hadisleri inkar eden de ayetleri inkar etmiştir. Ayet ve hadis bir kimsenin sağ eliyle sol eli gibidir. Sağ eli ayet-i kerime ise sol eli de hadis-i şeriftir. Bunlar ikisi sımsıkı tutunup bir bütün teşkil edecekler. O yüzden bunları normalde inkar etmek, hadis-i şerifleri inkar etmek, bilmeden inkar edenleri bundan geri çeviriyorum. Bu noktada değil. Ama bile bile inkar edenler dine ve dindarlara hakaret ediyorlar. Hadis-i şerifleri inkar edenler Allah'a hakaret ediyorlar. Allah'a hakaret, Resulüne hakaret, Allah ve Resulüne açıkça itaat edin emri var iken hadis-i şerifleri yok görmek küfürdür. Hadis-i şerifleri tamamıyla inkar edenler küfür batağına saplanmış, hidayet yolundan uzaklaşmış, karanlığa düşmüş insanlardır. O yüzden bunların asla ve asla bile bile o noktada durmaları İslam dünyasına hainlikten başka bir şey değildir. O yüzden kıymetli dostlar, bu noktada iki tane daha hadis-i şerif okuyup sohbetime son vermek istiyorum. Her kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş sayılır. Her kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş sayılır. Emir ve yasaklarımı kabul etmeyip onlardan yüz çevirenlerden başka ümmetimin hepsi de cennete girecektir. Sahabe der ki, ey Allah'ın Resulü, emir ve yasaklarını kabul etmeyen kim olabilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurdu. Bana itaat eden cennete girer. Emir ve yasaklarımı kabul etmeyip bana isyan eden de benden yüz çevirmiş demektir. Biliniz ki bana Kur'an ve onun benzeri hadis verilmiştir. Dikkat edin. Karnı doymuş bir kişi koltuğuna yaslanıp bu Kur'an'da bulduğumuzu haram kılın. Onda helal bulduğunuzu da helal kılın. Diyeceği vakit yakındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin emri, onun yolu, onun metodu İslam'ın şeriatıdır, içidir, dışıdır, her şeydir. Söz ve ameller onun söz ve amelleriyle değer bulur. İnsanların tavır ve davranışlarına mana katanlar, manası tavır ve davranışlarının ancak sünnete Resulullah ile mümkün olur. Ve kıymetli dostlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine uymayan söz, tavır, davranış, yol, her ne varsa insanlara sapıklığa götürür. O yüzden Allah bizi bundan muhafaza eylesin. Amin.
Cenab-ı Hak sünnet-i Resulullah uyan kullarından eylesin. Amin. Onun sünnetine sımsıkı sarılan, onun sünnetiyle hareket eden yoldaşlardan eylesin. Amin. O yüzden inşallah yarın akşam buradan kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğim. Bu konuda sünnete uymanın imamlar, sahabeler ve ilk Müslümanlar açısından dereceleri, faziletleri, fetvaları ile alakalı yarın akşam bu konuyu bitirip inşallah Cenab-ı Hak böyle bir iki günlük üst üste bir ders olacak inşallah. Bazı arkadaş, bizim iş yerinde namaz, ne o, akşam namazını kılmaya izin vermiyorlar. Bazı arkadaşlar lavaboya gidiyoruz diye namazlarını kılıp geliyorlar. Ben de yalan söylesem doğru olur mu, ben ne yapayım? Evinde kıl. Kandiliniz mübarek olsun. Allah nice kandillerde buluşmayı nasip eylesin. Nice mevlüt kandillerinde hep beraber kutlamayı nasip eylesin. Kıymetli dostlar, mevlüt kandili ile alakalı hadis vardı yoktu tartışmalarına girmeyin. O yüzden olmasa dahi biz mevlüt kandillerini kutlamaya devam edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Bilerek bilmeyerek sürçülisan ettiysem affola. Bilmeden, anlamadan, kabalığımdan bir kardeşin kalbini kırdıysam o kardeş de inşallah hakkını helal etsin. Ya da gelsin helallaşalım inşallah. El Fatiha ve salavat. Amin. Ya Allah, bismillah.